Arkadaşlar merhabalar. Özel tanımlı fonksiyonlarda zorlandığınızı biliyorum. Bununla ilgili ihtiyacınız olduğunu da biliyorum. Normalde ben bu konuyu anlattım, biliyorsunuz. Şimdi üzerine hem bir böyle eski TYT mantığındaki bileşki fonksiyon veya fonksiyon grafikleriyle ilgili temel yerleri hatırlatarak, hem de normal AYT'de karşımıza çıkılacak olan öteleme simetri, yansıma gibi soru modellerini tekrardan göstereceğim size. Burada yalnız şunu söyleyeyim. Konuyu az da olsa bilmek gerekiyor. Ben evet tekrar edeceğim. Ancak arkadaşlar konuyu bilirseniz de iyi olur. Çünkü bu testten önce zaten konuyu hiç bilmiyormuşçasına anlattığım test kenarda duruyor. Oynatma listesinden bulabilirsiniz. Hem fonksiyonları oynatma listesinde var. Hem AYT oynatma listesinde var arkadaşlar. Burada da üzerine bayağı bir şey söylemiş olacağım. Çünkü neden birazcık da olsa bilmeniz gerekiyor diyorum. Bakın birinci sorudan bile bir grafik olacak ve bu grafikle ilgili en azından temel bilgilerimizin olması gerekiyor. Fonksiyon grafiklerini ben önemsiyorum çünkü ÖSYM de önemsiyor arkadaşlar. Polinom şeklinde, parabol şeklinde bayağı bir soru geliyor karşımıza. Hatta en son 2019 AYT'yi hatırlarsanız 3 tane grafik sorusu vardı. Ve bunlardan bir tanesi sınavın en az yapılan sorusuydu. Polinom sorusu hatırlayın parçalanmış bir grafik vermiş bir kısmını vermiş. Mesela o soru çok da böyle aşırı derecede zor olmamasına rağmen yapılma düzeyi düşük olmuş. Bunun sebebini de ben şöyle görüyorum. Genelde deneme çözerken kitap çözerken arkadaşlar siz soruları yaptığınızda doğru buluyorsunuz. O sorularda çok sıkıntılı olmadığı için yapıyorum geliyor ya işte diyorsunuz. Ama işte Orada çok ince bir nokta var arkadaşlar. Ben konuyu anlatırken gerçekten iyi dinlenmek istiyorum. O da şundan dolayı sorular kolay olabilir. Hatta çözeceğim bazı soruları öyle. Ama orada biz size yorumlarıyla anlatıyoruz. Soru böyle de çıkıyor hocam. Ne gerek var cümlesi var ya benim için en tehlikeli cümlelerden bir tanesi o. Çünkü o zaman şöyle de bir durum oluyor. Yani diyelim siz bize soru sordunuz ve o an Uzun yoldan çözdük. Ona bir şey demem ama anlatırken, ya hocam o yola ne gerek var Allah aşkına? Dediğiniz zaman aslında bizim orada söylemek istediğimiz bir şeye çok kulak vermemiş oluyorsunuz. Ben mümkün olduğunca soruları çözerken konuları anlatırken genel tabloyu düşünerek hareket ediyorum arkadaşlar. Sizin orada basit gördüğünüz bir şey aslında benim için çok önemli ve ben senin karşına en zoru geldiğinde de yap yap yapabileceğin şekilde bir yorum söylüyorum. O yüzden burada da beni çok iyi dinlemenizi istiyorum. Kısa sürmeyecek. Bunu ben tek parça çekmek istiyorum arkadaşlar. Siz o yüzden isterseniz bir mola verip sonra devam edebilirsiniz. Çok fazla bilgi bombardımanına tutacağım tutacağım sizi. O yüzden e, gerekirse not edin. Elinizde bu kağıt lütfen olsun. Yani en azından notabil not alabileceğiniz bir şey olsun arkadaşlar. Çünkü söylediğim şeyleri ben önemsiyorum. Başlayalım artık. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Bir ilk 6 soruda TYT kısmını toparlama kısmı olacak arkadaşlar. Ne demek o? Fonksiyon grafiklerinde biliyorsunuz bize normal f(x) fonksiyonu verildiğinde işimiz çok rahattır. Diyelim burası 1 olsun, şurası da 3 olsun. 1'e 3 noktası arkadaşlar bize nasıl anlatılıyor? F1 eşittir 3 olarak anlatılıyor. Bunun diğer bir gösteriminin de 1 F1 noktası olduğunu lütfen bilin. Sonra çözeceğim bir soruda bunu göreceksiniz çünkü bu basit yorumun ne kadar önemli olduğunu. 1 3 noktası olarak söyleriz. Ancak bu soru gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi F4 x e 1 şeklinde bana verirse yani x'in katsayısı içeride farklıysa o zaman ne söyleyeceğiz onu kontrol edelim. Şimdi bunlarda arkadaşlar ben önemli bir şey söylüyorum. Biz aslında x'e değer veriyoruz. Mesela burada x eşittir 1 için y 3 çıkıyor diyoruz. F1 3 doğru bir cümle burası için. Ama burası için aynı şey olmayacak. O yüzden siz cümlenizi şöyle değiştirin. x'e 1 veriyorum y'ye 3 geliyor. Bu 1'e 3 noktası. Niye bunu söylüyorum? Bak burada da verilen noktaları kullanacaksınız. ...biraz böyle f4x-1, f2x-3, f2x gibi olan sorularda lütfen içine yazın. Kendiliğinden zaten cevabın çıkacağını görürsünüz. Bakın şimdi f-2 yazıyorum. Eksi 8, eksi 1. Ne geldi? Arkadaşlar 0. Bakın x'e eksi 2 verdiğimde cevap 0 geldiği için burası eksi 2'ye 0 noktasıdır. Ama tamam f-9 0 oluyor gördüğünüz gibi. Eksi 2'ye 0 noktası ama artık burada arkadaşlar f 9'un lütfen 0 olduğunu görün. Dediğim gibi kesinlikle fonksiyonda f 2 0 demek yok artık. Şimdi geliyorum buraya. X gördüğüm yere 0 yazıyorum. Böylece f 1 eşittir 3 oluyor. Sonra 2 verdiğimizde arkadaşlar hatta bu noktayı da yine 0'a 3 yazalım. 2'ye 5 noktası da arkadaşlar nedir burada takip edin. 2 kere 4 8 eksi 1'den f7 arkadaşlar 5 anlaştık mı? Bu kurallara riayet ederseniz sıkıntı yaşamazsınız. Mevzu buydu çünkü. Şimdi bundan sonra bakalım ne olacak arkadaşlar. F'in tersi 5 kaç olacak? 7. Neden? Biz çünkü diyorduk ki fonksiyon olduğunda F7 5 ise at öbür tarafa 7 eşittir. F'in tersi olarak geçer diyorduk. F'in tersi 5 eşittir 7 oldu. Burayı bulduk. Sonra F-1 zaten bulmuştuk 3. Sonra F'in tersi 0. Bak orada da yine at sağ tarafa Eksi 9 eşittir. F'in tersi 0. Böylece 7, 3, 10, 9 çıkardığımız zaman ilk sorunun cevabı 1 olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim ikinci soruya. Aynı yorumu bir daha yapacağım. Bana ne vermiş? fx-2 vermiş. Ne diyoruz artık? x-2 e verdiğinde yani fx4 0'dır. x'e 0 verdiğinde y'si 1. fx2 eşittir 1'dir. x'e 2 verdiğinde 2-2'den... F03'tür. X'e 3 verdiğinde 3 eksi 2'den F1 arkadaşlar 5'tir. Bundan sonra ne sorarsa yaparım. Bakın şimdi F0 3 oldu. F'in tersi 5 at öbür tarafa 1 oldu. F'in tersi 1 at öbür tarafa eksi 2 oldu. Gördüğünüz gibi bundan dolayı da cevabımız 2 oldu arkadaşlar. Bu şekilde sıkıntılı olmayan sorular aslında bunlar. Ne zaman bu soruları çözemezsiniz biliyor musunuz? E, grafikten yorum yapmaya kalkıp şimdi burası 3 olmuş. O zaman bu f fonksiyonu olduğuna göre ben ne yazarsam orası 2'ye eşit olur falan derken bu soru böyle gider. Böyle yapmayın o yüzden tamam mı? Benim dediğim gibi yapmaya çalışın. Ha, ben zaten hocam kendi öğrendiğim bir metot var öğretmenimiz öğretti ya da anladım. Ben grafikten dolayı görüyorum diyen arkadaşlar için bir şey demiyorum ama ben en risksiz yolu anlatmak zorundayım size. Gelelim şimdi 2018 sorusuna benzer bir soru arkadaşlar. 0-4 aralığından 0-3 aralığına tanımlı y eşittir fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki dik koordinat düzleminde verilmiştir. Buna göre f bileşke fx eşittir 3 denkleminin birbirinden farklı kaç kökü vardır? Sınav sorusunu arkadaşlar fonksiyonların yorum sorularında çözdüğüm için bir daha buraya almadım. İsterseniz o testte bakabilirsiniz. Ben şu cümleyi kurmuyorum. Sınavda türev integral 2010 2020 için tabii 2021 için demiyorum. 2020 AYT'de limit türev integral çıkmayacak. O zaman fonksiyonlar çok önemli hale geldi dersek çok ayıp olur. Çünkü fonksiyonlar zaten hep önemli arkadaşlar. Limit türev integral çıksaydı da ben gerçekten bunun çok önemli olduğunu yine söylüyordum biliyorsunuz. O yüzden şimdi daha önemli hale gelmemiş oldu benim için. En fazla ne derim biliyor musunuz? 100 üzerinden 97 öneme sahipse şu an 98 öneme çıkmıştır. Yani illa arttı diyorsanız benim için çok ufak bir artıştır o. Bakalım şimdi bileşke fonksiyon sorularında ne yapıyoruz arkadaşlar? Bileşke fonksiyon sorularında içeriği bilmiyorsanız bir kere önce şöyle yazın. Bileşke fonksiyon da bir fonksiyon sonuçta benim için. Ve dıştan içe doğru gideriz. Deriz ki fonksiyonda x gördüğüm yere ne yazdığımda 3 olmuş f2 eşittir 3 ve aynı zamanda f4 eşittir 3 fx fonksiyonu verildiği için. O zaman arkadaşlar içeriye bakın içeriye özellikle kelimeme dikkat edin. İçeriye 2 yazdığımda cevap 3 gelmiş. Hakikaten de bakın kenarda yapalım. f2 eşittir 3. O zaman içeride ne var? fx var. fx 2 olmalı. Sonra devam ediyorum. İçeriye arkadaşlar ne yazdığımızda 4, 3 gelmiş? 4 fx eşittir 4 olmalı. İçeriye 4 yazdığımızda sonuçta 3 geliyormuş. Şimdi fx 2 olmalı veya 4 olmalı. Bir fonksiyonda arkadaşlar fx'in 2 olduğunu biliyorsanız ama x'leri bilmiyorsanız ne yaparsınız? Size zaten soru bu x'leri sormuyor. Şunu diyeceksiniz. Kaç tane noktada kesiştiğini anlamak için y eşittir 2 doğrusunu çizeceksiniz. Grafik bakın kaç noktada kesişiyor bu y eşittir 2 ile? 3 noktada kesişiyor. O zaman demek ki arkadaşlar 3 tane kökü varmış fx eşittir 2'nin. Dolayısıyla fonksiyonun 3 tane kökü oldu şu an. Aynı şekilde fx eşittir 4. fx eşittir 4 yukarıda bir doğru. Peki yeşil doğruyla yeşil grafiğin kesiştiği nokta var mı? Şunları sileyim artık görün. Gördüğünüz gibi bunlar hiçbir noktada kesişmiyorlar. O zaman fx eşittir 4 olduğu x değerleri yokmuş. Toplamda 3 tane kökü oldu. Tamam mı? Kesiştirirken çözüm kümesi bulurken özellikle farklı denklemlerin eşitliği verildiğinde mesela sin x eşittir e üzeri x gibi. Bunlarda arkadaşlar grafikleri kesiştiririz sorunun cevabına bakarız. Gelelim şimdi bileşke fonksiyon grafiği yorumuna. Eğer bileşke fonksiyon verip Yine bileşke fonksiyon soruyorsa arkadaşlar müthiş bir şey değil. Çünkü kendisini verip kendisini sorarsa isterse 500 tane bileşke fonksiyon olsun orada. Kendisini verip yine kendisini soruyorsa sıkıntı yok. Ne demek o kendisini verip kendisini soruyorsa? Bakın G bileşke F vermiş. Yine G bileşke F soruyor. Böylece arkadaşlar fonksiyonun değeri hiçbir zaman değişmez. Mesela burada eksi 3 verdiğimizde ne çıkıyor bakalım grafikte? Gof e, ee, eksi 3 verdiğimiz zaman eksi 1 bakın. Gof eksi 1 sıfıra eşit olacak tamam mı? Sonra x'e 0 verdiğimizde yani g bileşke f 2 olacak buradan da. Bu da eksi 1. Yine g bileşke f 2 verdiğimizde 4 olacak 0. Bakın gördüğünüz gibi bunlar. Şimdi soru bizden ne istiyor? Bak fonksiyonun önce şu x eksi 2'yi boş ver. g bileşke f'in sıfır olduğu değeri istiyor. G bileşke f'in sıfır olduğu değer hangisi bakın? Burada yeşille göstereyim. Bu ve bu. Dolayısıyla arkadaşlar içerisi ne olmalıymış? Eksi 1. İşte fonksiyonun adı değişmediği için yine arkadaşlar g bileşke f eksi 1 sıfırdır. Yine g bileşke f 4 sıfırdır. Burayı eksi 1 yapan değer kaç? 1. Yine bu fonksiyonu arkadaşlar 4 yapan değer kaç? 6. Hakikaten o zaman köklerimiz 1 ve 6 olur. Cevap da 7 olur. Bunu öteleme yoluyla da görelim. Bakın bir fonksiyon x artı 2'den x eksi 2'ye dönüşüyor demek. x artı 2'den 4 çıkarmak demektir. Yani bu fonksiyonu sağa doğru 4 ittirmek demektir. Hatırlayın içerisi arkadaşlar artı olursa sola gider, eksi olursa sağa gider diyorduk. Dolayısıyla burada da aynı yorum yapıyoruz. 4 birim sağa gönderdiğim zaman eksi 1 Sonra arkadaşlar 4 birim sağa gönderdiğim zaman 0 4'e kaydı. 2'yi 4 birim sağa gönderdiğim zaman 6'ya kaydı. Yani şöyle bir grafik oldu gördünüz mü? Hakikaten de kökleri ne yaptı? Eksi 1 6 şey eksi 1 diyorum pardon. Eksi 3'ü 4 birim e, ötelediğimiz zaman artı 1 olacak orası. Şöyle şurayı da yapayım. Heh. Şöyle bir grafik arkadaşlar. Dolayısıyla gerçekten köklerimiz 1 ve 6 olmuş oldu. Bunu da böyle söylemiş olayım. Ötelemeden de görsün bazı arkadaşlar. E, hatta hepiniz görün de yani bazı arkadaşlar muhtemelen orada ya bu yola gerek yok falan diyebilir. Ama dediğim gibi en başta ben bunların size çok gerekli olduğunu bildiğim için arkadaşlar. Bakın inandığım için değil bildiğim için böyle anlatıyorum. Şimdi burada şunu da söyleyeyim. Bileşke fonksiyon verildiği zaman bakın bana bileşke fonksiyondan ayrıca bir şey sormuş. Ne yapabiliriz? Ona bakalım. Bileşke fonksiyonun ayrıca bir şey sorarken de bakın kenarda bu fx eşittir 3-x'i vermiş. Demek ki kullanacağız. Hemen böyle bir bilgi örnek şeklinde bir şey söyleyeyim. f bileşke g diyelim 7 arkadaşlar. Bu soruyla ilgili değil. 3 olsun tamam mı? Biz f'yi öbür tarafa atabiliyorduk. Hatırlayın. g7 f'in tersi 3'e eşit oluyordu. Bu bilgiyi bir hatırlatayım. Öbür tarafa atma mantığını kullanıyorduk çünkü arkadaşlar. Bunu söyleyeceğiz belki bu soruda da. Etki söyleyeceğimizi düşünüyorum o yüzden bahsettim. Bunu da söylemiş olayım. G'yi öbür tarafa atabilir miyiz hocam burada? İçerideki G'yi burada atamayacağız arkadaşlar. O yüzden o kenarda durmalı. Niye öbür tarafa atamayacağız? Çünkü sağ tarafta değer var. Eğer x'li falan bir denklem olsaydı evet o zaman arkadaşlar sağ tarafa atıyorduk. Sağ tarafa atarken de aklınızdaki soru işaretini gidermek için bir örnek yazayım bakın. F bileşki gx eşittir x eksi 2 olsun tamam mı? Burada arkadaşlar şunu yapıyoruz. Eğer biz g'yi öbür tarafa atarsak sağdan atmalar biraz gıcıktır arkadaşlar. F'yi değil de g'yi atarsanız yine evet g'nin tersi olarak gider. Ama bu sefer parantez böyle değil. Sakın sağdan atıyorsan x gördüğün yere g'nin tersi x yazıyorsun. Bu şekilde o yüzden ben soruda bana bırakıyorsa sağdan böyle atmayı çok sevmiyorum arkadaşlar. Siz hata yaparsınız diye. Ama öğrenmek isteyenler için de sağdan atmanın böyle x gördüğünüz yere g'nin tersi yazmanız gerektiğini bilin. Sol sağ kavramı önemlidir bileşke işleminde. Bu ayrı bir şey olarak dursun. Soruyla bir bağlantısı yok bunun. Şimdi bakalım arkadaşlar ne yapabiliriz? Ee, bir kere şu fx'i kullanalım. Madem verilmiş bileşke fonksiyon dediğim f'nin içinde gx 2 demektir. O da bak ne oluyor? x gördüğüm yere ne yaz demek istiyor bana? gx 2 bak böyle. 3 eksi gx 2. Aynı zamanda işte buradan yola çıkarak artık neyi söyleyeceğiz? 1. Bir, bir kere bana ne vermiş fonksiyonda x'i 0 vermiş 0 verdiğimde 3 çıkıyor yani f'nin içinde g 0 yazdığım zaman eksi 2 eşittir 3 hatta o aynı zamanda 3 eksi g x gördüğüm yere 0 yazdığım için böyle oldu gördünüz mü? Dolayısıyla arkadaşlar g eksi 2'yi hemen bulduk bunlar gitti. G eksi 2 kendiliğinden geldi. Bak özel bir şey yapmadım. Gördünüz mü? Yani verdiği bilgiyi de kullandım tabi. Burada yorum yapıyoruz biraz. İkinci aşamaya gelelim. Tam sıfırı koydum çıktı. Bir de 4'ü koyalım bakalım. F bileşke G. X gördüğüm yere 4 yazıyorum. 2. Bu aynı zamanda sıfıra eşit arkadaşlar. Şimdi bu bir de X gördüğüm yere burada da aynı şekilde 4 yazarsam. 3 eksi G. 4 eksi 2'den 2 oldu. Şimdi bak G2 3'e eşit olmadı mı? Bununla işim bitti artık 0 eşit olduğunu gördüm. G2'yi öbür tarafa atıyorum. G2 eşittir 3'ten 2 eşittir arkadaşlar. G'nin tersi 3. Mis gibi geldi sorunun cevabı. Bu şekilde öbür tarafa atma mantığını kullanarak 0 artı 2'den cevabı 2 bulduk. Bu şekilde e, yavaş yavaş bu ilk kısım TYT'de de anlattığımız kısmın sonuna geliyoruz bu soruyla artık ötelemelere geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi 6. soruda bu soru öğrenciler tarafından da sorulduğu için bana yapılamayan soruların içinde görüyorum bunu. Aslında sıkıntılı bir şey değildir. Elbette yapanlarınız vardır ama bir hatırlatalım. Fonksiyon grafiklerinde değer verme kısmında neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bakın burada bir mavi grafik verilmiş ve orada B noktası B'nin absisi daha doğrusu B apsisi Grafiğin üzerinde bir noktaya değiyor. Şöyle B yazayım. Sonra arkadaşlar burayı bilmiyorum. Hem sarı grafiğin üstünde hem de mavi grafiğin üstünde duruyor. Bizden de ne istiyor? A'nın B türünden değerini. Şimdi arkadaşlar burada şunu görmemiz gerekiyor. Bir fonksiyon verdiğimiz zaman mesela 1'e 3 noktası olsun. Bu 1'e 3 demektir. F1 eşittir 3 demektir Fx'e ve aynı zamanda bire f1 noktası da diyebiliriz. Yani bu üç gösterimden birini kullanmanız lazım. Şimdi de burada bu şekilde kullanacağım. Bak dikkat et. B buranın ordinatını bilmiyorum. O zaman fb yazacaksın. Sonuçta x gördüğüm yere b yazınca fonksiyonun cevabıymış. fb olacak. y'si kaç hocam? İşte fb böyle. Sonra bakın bu fb ile aynı ordinata sahip hangi doğrunun üstünde bu grafikteki nokta aynı zamanda y eşittir 4x üzerinde Bilmiyorum mesela buraya bir harf verelim xe 4 verdiğimde yine ordinat fBymiş arkadaşlar T buradan ne geldi FB bölü 4 yaz artık burada FB bölü 4 T gördüğün yere Şimdi artık fB bölü 4 neye eşit A'ya ne zaman ama F fonksiyonunda, X gördüğün yere FB bölü 4 yazdığın zaman a'ya eşit. Çünkü buranın apsisi arkadaşlar FB bölü 4. Dikkat edin. Yani bileşke fonksiyon yorumu yaptığım için değil. X gördüğüm yere apsisi yazdım. Bu 6 olurdu, 1 bölü 2 olurdu, 5 olurdu. Burada FB bölü 4 olmuş. Böylece FB bölü 4 eşittir. FFB bölü 4 eşittir. A gelmiş. Oldu. Burada isterseniz kendiniz bir mola verebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben bunu tek bir parçada çözmek istiyorum bu testi çünkü artık normal AYT'deki bu ötelemelerle ilgili bilgileri yine hatırlatacağım sorular olacak arkadaşlar. Şimdi y e eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Eksi fx ve x nedir diye soruluyor. Şimdi ne söylememiz gerekiyor burada? Bir kere arkadaşlar şöyle hatırlayabilirsiniz. Temel dönüşümlerden yararlanarak. Çünkü bunları ezbere bilmeniz lazım. Nasıl daha rahat yapabiliriz? X'e Y noktası arkadaşlar. X'e eksi Y'ye dönüştüğü zaman şunu söyleriz biz. Bakın burada bir nokta diyelim birinci bölgede olsun. X, Y. X e eksi Y nedir? Ordinatı negatif olduğu için. Bakın böyle. Bu neyi anlatıyor bana? X eksenine göre simetriyi anlatıyor. O yüzden Eksi fx demek. F dediğimiz neydi aynı zamanda? Y işte. X değişmiyor. Y arkadaşlar eksi y'ye dönüştüğü için x eksenine göre simetriktir. Dolayısıyla grafiği çiziyorum bakın birincinin cevabı. X eksenine göre simetrik katladım böyle aşağı doğru katlayacağız. Sonra yine öbürünü de katlayacağız. İşte size böyle bir grafik olmuş oldu gördüğünüz gibi. Ee, birincinin cevabı bu. Gelelim ikincinin cevabına. Eksi x oluyor artık x. Y aynen kalıyor çünkü f dediğim içeride ne olduğu önemli değil. Sonuçta f dediğimiz şey y. Böylece arkadaşlar x y noktası eksi x e, y y'ye dönüşürse ne oluyor? Bakın artık y'ye göre simetrik oluyor. Haliyle bu cevap ikinci cevapta bakın y'ye göre simetrik olacak. İşte size fonksiyonun grafiği. Unuttuğunuz zaman böyle hatırlayabilirsiniz. Tabii ki ezbere bilin. Ama yorumlar da çok önemli. Bu şekilde bakın rahatlıkla yapabiliyoruz bunu. Gelelim bakın bu soruya şimdi. F mutlak x, f'in içinde mutlak x ve f eksi mutlak x ne olur? Şimdi arkadaşlar burada da yine şu olur. Bir fonksiyon mutlak olduğu zaman hatırlıyorsunuzdur değil mi? Kesinlikle ne oluyor? Şöyle bir grafik varsa alt tarafı ne yapıyorduk? Böyle yukarı doğru katlıyorduk arkadaşlar. Şu alt tarafı noktalı yapayım artık. Orası yok grafikte. X eksenine göre yansıtıp yukarı alıyoruz. Üstteki kısımlar aynı kalıyor. Alttaki kısımlar yukarıya. Şimdi bu yüzden f mutlak x'in grafiğinde de ne olacak? Birincinin cevabını hemen yapıştıralım. Bakın şu alt kısım mecburen yukarı kalkacak. Şurası böyle olduğu için böyle olacak. Sonra üst kısım aynen kalıyor. Alt kısmı yine katlıyoruz. Sonra üst kısım zaten böyle durduğu için birincinin cevabı böyle oluyor arkadaşlar. Gelelim ikinciye. de ne yorum yapacağım biliyor musunuz? Siz x gördüğünüz yere ne yazarsanız yazın pozitif oluyor sıfır vermezseniz. Bakın f-100 yazmak istediniz mesela bu mutlak değeri olduğu için f100 oluyor. İşte gidiyorsunuz f-6 yazmak istiyorsunuz ama bu yine f6'ya dönüşüyor. Bu şu demek soruda negatif değerler iptal. O yüzden sol tarafını sileriz bu sorularda. Neye göre sileriz? Orası çok önemli. İçeriği sıfır yapan değere göre sileriz. Şimdi arkadaşlar x eşittir sıfıra göre simetrik diyeceğiz. O yüzden burası x eksi a'nın mutlak değeri olsaydı x eşittir a'ya göre simetrik diyecektik. Bu önemli. Buranın altını çizmiş olayım. x eşittir A'ya göre simetriktir arkadaşlar. X eksi A'nın grafiği. Fx eksi A'nın grafiği tabii. Şimdi dolayısıyla burada içeriği sıfır yapan değer zaten sıfır. O yüzden bak şimdi grafiğime lütfen dikkat et. İşte bu. Ne oldu? Sağ taraf direkt sola katlandı. Çünkü arkadaşlar siz burada demin dediğim gibi mesela şurası eksi e, 100 olmasın. Daha küçük bir değer. Eksi 4 ile sıfır arasında. Mesela eksi 3 olsun. Eksi 3 de versen zaten o f3'e eşit olduğu için simetrik bakın f mutlak eksi 3 f3'e eşit olduğundan sol tarafın hiçbir anlamı olmaz. Direkt onu sağa katlayacaksın. Gelelim şimdi üçüncüye. Üçüncüde yorumumuz ne olacak arkadaşlar? Bu sefer içeriye ne verirsen vermeye çalış. Mesela 6 vermeye çalış. Zaten mutlak dışına olduğu gibi çıkıyor. Bir de önünde eksi var f eksi 6 oluyor. Gittin mesela x gördüğün yere eksi 6 yazdın. Bu önce 6 diye çıkıyor ama yine ne oluyor? Önünde eksi var f eksi 6 oluyor. O zaman arkadaşlar burada da neresi iptal tahmin ediyorsunuzdur? Sağ taraf iptal. O yüzden ne olacak? Şimdi gördüğünüz gibi soldaki grafiği bakın katlıyorum direkt sağ tarafa. İşte f mutlak eksi x'in pardon f eksi mutlak x'in de grafiği arkadaşlar sağ iptal solu direkt sağ katla şeklinde oluyor. Bilmemiz lazım kesinlikle bunları ama yorumlarını da göstereyim ki sıkıntılı bir durum olduğu zaman görmüş olun. Gelelim ötelemelerde ne yapıyorduk? Ötelemelerde arkadaşlar içeride eksi varsa sağa, artı varsa sola katlıyoruz. Komple fonksiyona bir değer eklersek yukarı, fonksiyondan bir değer çıkarırsak aşağı ittiriyoruz. Dolayısıyla bu soruda demiş ki bunların hangisinin 3 tane kökü vardır? 2 tane farklı fonksiyonu birbirine eşitlediğiniz zaman arkadaşlar olacak şey nedir? Bunların kesim noktaları size köklerini verir. Dolayısıyla kaç tanesinin hangisinin diyor? 3 tane kesim noktası var aslında Türkçesi bu. Şimdi birincisini ne yapacağız? Ben size göstereyim düz düzgünce ayrıntılı hiç merak etmeyin. Bakın 2 birim sağa kaydırıyorum. Eksi 1. Referans noktaları seçin kendinize. 0 mesela 1'e 2'ye kayacak. Sonra bir de 3 apsisine kayacak. Böylece bakın artık yine bir W. Şöyle zirve yeri oranın böyle bu. Sonra yine burası. Sonra yine burası. İşte W. Ama buranın yine ordinatı 3 olmaya devam ediyor. Dolayısıyla biz Y ye eşittir 5'i çizdiğimiz zaman bunlar tabii ki böyle devam ettiği için kaç noktada kesişiyor? 2 noktada kesişiyor. Bu gitti. Olmadı yani. İkinciye geldim. Devam ediyorum. fx artı 2. fx artı 2 ne demek? Bu grafiği yukarı bir 2 birim kaydır demek. Eksi 3'e 2. Sonra 0'a 5. Ve 1'e 2. Neden bu noktaları seçiyorum özellikle? Bunların yerini bildiğim için daha kolay. Bak artık birleştireceğim sadece grafiği böyle. Nasıl olsa bu noktaları biliyorum. Şurasının ordinatı 5 oldu. Yukarı kaydırdık. Öbürü zaten y'ye eşittir 5'te. Bak 1, 2 ve 3 noktada kesiştiler. Bu oldu gördüğünüz gibi. fx artı 1 artı 1 nedir? Önce bir birim sola sonra bir birim yukarı kaydır demek. Bakın şimdi eksi 3'ü bir birim sola kaydırırsanız eksi 4 olur. Bir de yukarı atarız. Eksi 4'e 1'e gelir. Sonra 1'e ee, e 0 noktasını bir birim kaydırırsın. 0'a gelir bir de yine 0'a 1'e gelir arkadaşlar. Böyle oldu ikinci noktamızda. 0 nereye gelecek? bir birim sola. Onun ordinatı 3'tü. Bir de yukarı kaldıracağız. Ordinatı 4'e geldi. Yine W şekli. Ama yine burada da arkadaşlar 2 noktada kesişecekler. Çünkü bu Y eşittir. 5'ten geçiyordu diğeri bakın. Dolayısıyla şöyle. Tabi burası Y ekseniydi. Bir gelsin kendine. Heh. Y eşittir 5. Dolayısıyla bakın bunlar da yine İki noktada kesişiyor. Zaten cevabı kolayca tahmin ediliyor ama ben ayrıntılı göstermek istedim size. Mevzumuz bu arkadaşlar. Tamam mı? Ötelemelerle ilgili. Şimdi e, ilerden bir soru çözeyim. Sonra yine döneriz. Akış sırası konuya göre olsun. Bakın 12. Soru. Sınavda parabolün ötelemesiyle ilgili çok soru soruyor bize. O yüzden bir tane ben size göstermek istiyorum. Şöyle kaydırayım. Bakın şimdi. 12. soru 0'a 2 ve 4'e 0'dan geçen bir fx artı 1 fonksiyonu ne yapılmış? fx artı 5 artı 3 şeklinde ötelenmiş. Ne olacak? Ee, burada arkadaşlar 4 birim sola öteleyeceğiz değil mi? Çünkü x artı 1 artı 4. Sonra arkadaşlar bir de 3 birim yukarı kaydıracağız. Bakın artık burada yapalım. Grafiği 4 birim önce sola kaydır. Böyle oldu. Şu an ben neyi çizdim? fx artı 5'i. Bir de burada arkadaşlar bunu 3 birim yukarı kaydıracağız. Artık bakın tepe noktası 0'a 3'ten geçen bir parabol oldu arkadaşlar. Haliyle buradan cevap ortaya çıktı. Y eksenini kestiği nokta neymiş? 3'müş. Bir de bunu ilk kısımda bahsettiğim yorumla yapayım arkadaşlar. Ne diyeceğiz? 1. Fonksiyonun değeri hiçbir zaman değişmez. F ise yine F çünkü. 4 verdiğinde F5 neye eşit? 0. Çünkü 4'e 0'dan geçiyor. İkincisi arkadaşlar f da 2 olduğu için şey f0 diyorum 0 artı 1'den de f1 de 2 olduğu için kenarda dursun. Şimdi ben neyi bulacağım? Burada çok iyi dinleyin beni. Y eksenini kestiği noktayı bulacağım. Hangi fonksiyon hangi grafik olursa olsun y eksenini kestiği nokta demek x'e 0 ver demektir. x'e 0 verince bu fonksiyon neye dönüşüyor? y eşittir f5 artı 3'e dönüşüyor. Ben zaten F5'in burada 0 olduğunu bulmuştum. O zaman F5 gördüğüm yere 0 yazarsam hakikaten cevap yine ne çıktı? 3 çıktı. Böylece ilk gördüğüm yoldan da anlattım size arkadaşlar. Bu şekilde bunu söylemiş olayım. Şimdi gelelim mutlak değerli işlemli olan fonksiyonlara arkadaşlar. Bakın 2-x bölü mutlak x-2 -x şeklinde bir grafik. Burada ne söyleyeceğiz? Bir kontrol edelim. Mutlak değerde arkadaşlar limit türev integral'de de söylediğimiz bir şeydir. Soruyu açayım pardon. Çıktı almayanlar göremez şimdi. Evet kaydırdık. E, mutlak değerde arkadaşlar limit türev integral ve böyle özel tanımlarda önce nasıl çıktığına bakmak lazım. Ne demek o? İçeriği sıfır yapan değerimiz kaç? 2. X 2'den büyük değerlerde olduğu gibi çıkar. Böylece bakın bunlar sadeleşir. Direkt bunlar sadeleşince eksi 1 eşittir fx oldu. Sonra x 2'den küçük değerlerde eksiyle çarpılarak çıkar. O zaman bu da arkadaşlar 1 eşittir fx oldu. Demek ki fonksiyon neymiş? 2'den büyük değerler için hep eksi 1 geliyormuş. İşte a şıkkındaki grafik ve aynı zamanda x'e 2'den küçük değerler verdiğimiz zaman fonksiyon hep 1'den büyük çıkıyormuş. Direkt a şıkkında bakın cevap oldu. Diğerlerinin zaten uymadığını görürsünüz. c şıkkı benziyor gibi ama o 2'den büyük değerlerde olmuş. Hem içi dolu olmamalı çünkü x'e 2 verirsek payda 0 olur tanımsız olur. Sonra b şıkkında yine tam tersi d şıkkı zaten yanlış. E şıkkında bakalım ne var. Yine E şıkkında da O hepten yanlış. Çünkü orijine göre vermiş. Dolayısıyla bakın içeriye sıfır yapan değere göre hareket ediyoruz. Hemen bir tane daha soru çözeyim ki onu da görmüş olun. Şimdi bakın burada. 11. soru bakın. Ne demiş? Yukarıdaki fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Mutlak fx eksi fx bölü 2 grafiği nedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar fonksiyon artı işaretli. Eksi 2'den 1'e kadar eksi işaretli. Y'si eksi yani. 1'den 3'e kadar fonksiyon pozitif, 3'ten sonra arkadaşlar fonksiyon negatif. O zaman 1, eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar artı olduğu gibi çıkacağı için fx diye çıkar bak. Böylece ne verirsen odur yani. Mesela f eksi 5, mesela burada pozitif bir değer mecburen olduğu gibi çıkacak. f eksi x bölü fx'den, f eksi x eksi fx bölü 2'den 0 oldu. Dolayısıyla arkadaşlar demek ki fonksiyon eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar ysf0 olmalıymış. 2. İki, eksi 2 ile 1 arası böylece eksi ile çarpılarak çıkacağı için eksi fx. Eksi fx olduğu için bir de altta 2 var. Ne geldi? Eksi fx geldi. O zaman bu da arkadaşlar fonksiyonun eksi fx olması ne demekti? x eksenine göre yansıması demekti. Üçüncü şık. Üçüncü kısım yani 1 ile 3 arasında olduğu gibi çıkar çünkü pozitif. Böylece arkadaşlar sıfır olacak. Y ye eşittir sıfır gördüğünüz gibi. Sonra dördüncüde de artık üçten sonrasında eksiyle çıktığı için. Dolayısıyla eksi fx. Şurayı şöyle kaydırayım. Eksi fx bölü 2'den yine arkadaşlar eksi fx geldi. Şimdi o zaman şıklara bakalım hemen. Ne olması lazım? Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar hatta ben size çizeyim. Hiç uğraştırmayayım. Eksi sonsuzdan eksi 2'ye kadar böyle arkadaşlar grafik bu şekilde karalı. O taraf 0. Sonra eksi fx ne demekti? x eksenine göre yansıma. O zaman eksi 2'den 1'e kadar x eksenine göre yansıttım. Sonra arkadaşlar 1 ile 3 arasında fonksiyon yine 0 olması lazım. Çünkü gördüğünüz gibi fx eşittir. Orada 0 geldi. Sonra arkadaşlar 3'ten sonrasında da eksi fx olacak. Orayı nasıl katlayacağız? Şöyle arkadaşlar katlayacağız bakın. Şu kısım y x eksenine göre yansıması budur. Buna uygun hangi cevap var? B şıkkı gördüğünüz gibi. Bu şekilde bakın mutlak değerli olan işlemlerde de bunları yapıyoruz. Şimdi gelelim iç içe mutlaklarda ne yapabiliriz? 13. soru. Analitik düzlemde y eşittir fx'in grafiği ve eksenleri kestiği noktalar verilmiştir diyor. Bakın mutlak içinde f eksi mutlak x ile y eşittir c doğrusunun sınırladığı kapalı bölgenin alanı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir diyor. Burada arkadaşlar bir kere dıştan içten dışa doğru gideceğiz. Önce ne bakacağız? Bakın bu f eksi mutlak x. Demin yapmıştık. Ne söyleyeceğiz arkadaşlar? f eksi mutlak x x'te ne oluyordu? Ne verirsen vereyim içerisi negatif oluyordu. Dolayısıyla sağ taraf iptal solu katla. Yapıyoruz o zaman. Bakın şimdi. sağ taraf iptal. A burada negatif bir sayı. Eksi A olur tabii ki burası. Sağ tarafın bakın eksi A olduğuna dikkat edin lütfen. Sonra zaten C'si yine C. O böyle. Katladık işte böyle bir ikiz kenar üçgen oluştu. Şimdi bir de bize ne diyor burada arkadaşlar? Tabii bu aşağı doğru da böyle gidiyor. Şimdi bir de arkadaşlar ne yapacağız? Burada en sonda bir de dışta mutlak değer olduğu için fonksiyonu yukarı katlayacağız. Nereden? Aşağıdaki kısımlarından. Dolayısıyla şurası gidecek, burası gidecek arkadaşlar. Fonksiyon böyle bir W'ya dönüştü. C olduğunu buranın unutmayalım. Şimdi bize ne demişti? Y eşittir C doğrusuyla bunun sınırladığı bölge. Bakın ne çıktı? Böyle kapalı bir bölge. ...doğruyla bu grafiğin kapattığı bölge burasıdır. Aman dikkatli olalım. Dolayısıyla bu mavi bölgelerin alanlar toplamını istiyor. Kırmızıyla mavinin kapattığı bölge çıktığı için. Şimdi burada şeyi görmemiz lazım arkadaşlar. Bir kere biz yansıttığımız zaman bu açı alfa ise bu açı alfadır. O yüzden burada bir ikizkenar üçgen oluşur. Şuraya kadar eksi A birim olduğu için buraya kadar da eksi A birimdir. Neden özellikle eksi A diyorum... Çünkü a mesela eksi 5 gibi bir sayıysa eksiyle çarpacağız ki pozitif olsun. Yine burada da arkadaşlar aynı şekilde eksi a ise eksi a'dır. Üçgenin yüksekliği zaten c. Eksi 2a çarpı c bölü 2'den 2 tane var. Eksi 2ac olmuş oldu. Lütfen kendiniz de deneyin arkadaşlar. Önce kafanıza biraz böyle yatmıyor gibi olduğunda işlem yapmaya çalışın. Sonra dediklerimi daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Şimdi öğrendiğimiz şeylerle ilgili bir tekrar sorusu bir nevi. 14. soru. Analitik düzlemde y eşittir fx'in grafiği verilmiştir. Buna göre f mutlak x'in grafiği y eksenine göre simetrikte. Evet çizelim hatta nasıldı? Sol taraf iptal, sağ tarafı katlıyoruz. Aynen y eksenine göre simetrik. İkinci şık, bunu özellikle vurgulamıştım. F mutlak x eksi 2 içeride içeriği sıfır yapan değere göre simetriktir. Dolayısıyla evet x eşittir. 2 doğrusuna göre simetrik olacak. Bakın önce 6, 2 birim ötelenir şöyle 8'e gelir. Şöyle bakın simetrik olduğu yer x eşittir 2 olacaktır onu da görelim. Dolayısıyla bu da doğru olur. eksi mutlak x neye göre simetrikti arkadaşlar? Y eksenine göre simetrikti. Zaten 1'e doğru cevap diyorsan 3'e yanlış cevap demelisin. Bu şekilde. Gelelim. Bakın benim çok önemsediğim bir yer arkadaşlar. 15. soru gibi sorular. Neden önemsiyorum biliyor musunuz? Bakın burada x'in kat sayısı içerideki x'in kat sayısı farklı. Eğer x'in kat sayısı eksi 1 de dahil olmak üzere farklıysa size tavsiyem şu arkadaşlar. Birinci yol grafiğin denklemini biliyorsanız denklemden yapın. İkinci yol denklem bilinemeyecek bir soruysa ki öyle sorular da oluyor. O zaman arkadaşlar noktaları koyarak yapacağız. Şimdi bunu anlatacağım. Ben konuyu başta anlatırken verdiğimiz o x'e bunu veriyoruz. Y bu çıkıyor noktalarını söylüyordum. Şimdi bunları kullanacağız yine. Birinci yoldan bir yapayım. Çünkü onu merak edenler oluyor arkadaşlar hep. Dolayısıyla burada birinci yol arkadaşlar fonksiyonun denklemi nedir? Y eşittir mx artı nedir? bir doğru grafiği. Eğimi bunun kaç? Hızlıca yapalım burada. Alfa 2, 2x N'si de arkadaşlar uzatmıyorum burada. X'e 0 verdiğimizde Y'si 8. Dolayısıyla Y ye eşittir 2X artı 8 doğrusu. Burada şimdi bu FX sonuçta verilen grafik değil mi? Buna f x artı 4 yapacaksak x gördüğümüz yere eksi x, x artı 4 yazacağız. Bir de şimdi artı 8 böylece eksi 2x artı 8 artı 8 16 4 çıkar eksi 2x artı 12 oldu. Hemen çiz grafiğini. X'e 0 verdiğinde Y'si 2. Y'ye 0 verdiğinde X'e 6. Böylece 12 çarpı 6 bölükten 36 oldu. Evet bu birinci yol tamam. Ama arkadaşlar bazen birinci yol gibi grafiğinin denklemini ya vermeyecek ya da grafiğin denklemini oluşturamayacağız. O zaman ne yapalım? Böylece arkadaşlar burada bir de grafik yorumuyla yapalım. Şimdi x'e eksi 4 verdiğimde cevap 0 gelmiş. O zaman Şimdi burada da yine aynı şekilde f-4 yapmak için x'e kaç vermem gerekiyor? 8. 8 verdiğimde yine y'si 0 oluyor. Bir de bunu 4 birim aşağı öteleyeceğim. 8'e eksi 4'ten geçiyormuş grafik arkadaşlar tamam mı? Lütfen burayı iyi dinleyin. Yani nasıl olsa yaptık soruyu boş ver ya aman demeyin lütfen. Sonra x'e 0 verdiğimizde y'si 8'miş yani f 0'ı 8'miş grafikte verilen grafikte. 0 yapmak için buraya 4 vermeliyim. Şimdi arkadaşlar yine x'e 4 verdiğimde içerisi 0 olduğu için 4'e 0 şey 4'e 8 orası pardon. y'si 8'di çünkü. 4'e 8 noktası oldu. Bir de bunu aşağı 4 birim indireceğim. 4'e 4. Demek ki grafik arkadaşlar 4'e 4'ten geçiyormuş. Hemen şu boş bulduğum bir yere çizeyim grafiği. Ee, ne olacak burada? E 4 şöyle bir nokta. Sonra arkadaşlar 4'e 4, e 4 böyle bir nokta. Bakın grafiğimiz şu an bu. Ama bir de bunun y eksenini kestiği noktayı bulmam lazım. Şimdi arkadaşlar zaten şöyle bir şey söyleyebiliriz. Bakın burası şimdi ordinatımız ya absisimiz pardon 8 yani burası 8. Sonra şurası arkadaşlar 4 birim. Benzerlik oranı 1 bölü 2 olacak. Normalde buranın uzunluğu kaçtı? 4, 4 daha 8. O zaman benzerlik oranının 1 bölü 2 olması için yukarı kısmın yine ne olması gerekiyor? 8 olması gerekiyor. Böylece şurası zaten 4'tü. Hakikaten yine 12'ye 6 gelmiş olacak arkadaşlar burası. Ve böylece 12 çarpı 6 bölü 2'den alan 36 olmuş oldu. Ha bu arada diyeceksiniz şurayı nereden 6 bulduk? E zaten bakın burası 16 burası 8 ise tanjant alfa 2'dir. Böylece burada da tanjant alfa 2 olması lazım. İkinci yol biraz daha böyle ters duruyor ama dediğim gibi grafik yorumu yapmamız gerekirse eğer arkadaşlar denklemini bilemezsek o zaman buna muhtacız. O yüzden bunu da öğrenmenizi istiyorum. Çok önemli. Her ayrıntıyı öğrenelim. Neden sorular bazen yapılamıyor biliyor musunuz? E, ders çalışırken deneme yaparken ya buradan geliyor ya aman boş ver diyoruz. Sonra o bizim karşımıza acı bir gerçek olarak sınavda çıkıyor arkadaşlar. O yüzden sınavda içimizin de rahat etmesi için her şeyi düzgünce öğrenmenizi isterim. Zaten bu matematik dersi yani diğerlerine göre öğrenmesi daha rahat oluyor, akılda kalıcılığı da daha rahat oluyor. Belki bazen biyolojide yaptığınız ezberane hani unutulabiliyor, tekrar tekrar bakmak gerekiyor. Ama matematikte bir mantığı oturtmak gerçekten çok değerli arkadaşlar. Sonrasında çünkü nasıl çıkarsa çıksın o mantıkların üzerine yorum yapabiliriz. Şimdi. Burada da yine arkadaşlar ben ikinci yoldan bir deneyeyim size bakın bunu yine. Aynı yorumu yapalım. 1. X'e eksi 1 verdiğimizde 0 olmuş. O zaman f eksi 1 0 ya. Şimdi ne söyleyeceğim? Şu olabildiğince en sola yazayım. f eksi 1 0 olduğu için yeni verilen fonksiyonda içeriye eksi 1 yapmam için x'e kaç vermem lazım? 2. 2 verdiğimde 0 oluyor. Ancak bir de arkadaşlar bunu bir birim aşağı öteleyecekmişiz. 2'ye eksi 1 noktası oldu. Tamam mı? Sonra geliyorum. F3 parabolde sıfıra eşit. Sonra yine içeriye 3 yapmak için arkadaşlar ne yapacağız? İçeriye 3 yapmak için kaç vereceğim? E, e, eksi 2 vereceğim. Eksi 2 verince yine sıfır oldu ama bir de bir birim aşağı indireceğiz. Eksi 2 eksi 1. Şimdi parabolü çizerken hemen size şunu söyleyeyim. Bir parabolün üzerinde iki noktanın ordinatları aynıysa bunlar simetri eksenine göre simetrik iki noktalardı. Dolayısıyla birisi 2'ye eksi 1'den birisi eksi 2'ye eksi 1'den geçiyor ya o zaman artık bu parabol arkadaşlar kesinlikle simetri ekseni y ekseninde olması lazım. Çünkü eksi 2 iki ve 2'nin orta noktası sıfırdır. O bilgiyi de hatırlatmış olayım parabolden. Hatta parabol testinde defalarca çözdüm bununla ilgili. Şimdi bir de neyi yapacağız? Tepe noktasının apsisi. Şimdi bakın F0, pardon F0 diyorum. Burada orta nokta 1 yapıyor. 3-1 bölü 2'den. F1 arkadaşlar 8 olduğu için eksi x artı 1'i 8 yapmak için x'e kaç vermemiz gerekiyor? Gerçekten 0 vermemiz gerekiyor. Bakın 0 artı 1. Demek ki 0'a 8 noktasıymış. Ama bir de biz bunu malum fx eksi x artı 1, eksi 1 olduğu için normalde 0'a ee, ne diyecektik 8 ama bir de bunu ne yaptık bir birim aşağı indirdik 0'a 7 gerçekten bakın gördüğünüz gibi tepe noktası böyle hakikaten de y ekseninde çıktı böyle bir parabol oldu ben bütün ayrıntısıyla gösteriyorum zaten şıkların yardımcı olacağı sorular olursa hemen hallederiz böylece bakın buna uyan cevap ne geldi c şıkkı geldi denklem yoluyla yapamaz mıyız hocam kesinlikle yaparsınız bak a x artı 1 x eksi 3 kökleri verilen bir parabol. Sonra bu fx olduğu için bir de x gördüğün yere 1 yazarsın. a çarpı 2 çarpı eksi 2 eşittir 8'den a arkadaşlar eksi 2 olur. Eksi 2 x artı 1 çarpı x eksi 3 böylece y olacak. Sonra arkadaşlar hemen bir de şunu söyleyeceğiz. Artık bunu eksi x artı 1 yapmak istiyorum. Eksi x artı 1 Artı 1 sonra yine burası da eksi x artı 1 eksi 3 böylece eksi 2 2 eksi x şurası da ee, ne oluyor oradan eksi 2 eksi x yapıyor. İşte bir de bundan eksi 1 çıkaracağız en son böyle bir grafik artık burada yine yerine yazarak arkadaşlar grafiği bulabiliriz. Bundan sonrasında grafiği çizmek gayet mantıklı. Gelelim 17. soruya. Yandaki şekilde ikinci dereceden fx fonksiyonunun grafiği gösterilmiştir. Buna göre eksi 1 bölü 2 çarpı f 1 eksi x fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Bu soruda arkadaşlar gördüğünüz gibi bir de eksi 1 bölü 2 diye bir dışta sayı var. Bu bizim nasıl etkileyecek arkadaşlar fonksiyonun dışındaki sayıyla çarpmak ona bakalım. Şimdi siz bir fonksiyonu bir sayıyla çarptığınız zaman normalde mesela f x fonksiyonu olsun tamam mı? Mesela bu f x de f 1 eşittir 4 olsun. Siz bu f x fonksiyonunu eksi 1 bölü 2 ile çarptığınız zaman x'e yine verdiğiniz değer değişmez. F 1 de x yine 1'dir. Ama artık önünde bir eksi 1 bölü 2 çarpanı olduğu için cevap eksi 2 diye çıkar. O yüzden müthiş bir şey olarak lütfen düşünmeyin dışarıdaki katsayı normal fonksiyonun sonucuna etkiliyor. X'ini değil. Yani grafik nasıl bir şey olur biliyor musunuz? Bir tane grafik olsun mesela diyelim şöyle bir grafik. Bunun x'inin katsayısı değişmeyeceği, x değişmeyeceği için şöyle y'ler değişecektir. Gördüğünüz gibi. Ya da işte daha genişleyecektir ya da böyle olacaktır. Ama x'lerin yerleri değişmeyecek, y'ler değişecek. Dolayısıyla grafikte de ona göre tabii değişiyor en nihayetinde. Şimdi burada da o yüzden sondaki eksi 1 bölü 2'ye önce takılmayalım. Normal yapmaya çalışalım. Şimdi önce yine yaptığımız gibi eksi 4 verdiğimizde 0 oluyor ya. İçeriye eksi 4 yapmak için kaç vermemiz lazım? Eksi 5 vermemiz lazım. Böylece x'e 5 verdiğimde 0 olacak. Hakikaten bakın 1 eksi 5 gördüğünüz gibi f eksi 4 yapar. Dolayısıyla 5'e 0 oldu. Bir de en son bunu neyle çarpacağım? Eksi 1 bölü 2. Bak x değişmiyor. E zaten sıfırı da eksi 1 bölü 2 ile çarparsak yine sıfır oldu. Demek ki parabol 5'e sıfırdan geçecekmiş. Ben şimdi grafiğin denklemini bilmiyormuşçasına yani soruda olur da bana parabol değil de böyle polinom falan verecek. Mesela onun grafiğin denklemini oluşturamayacaksın. Buna göre yapıyorum. Sonra arkadaşlar eksi 2'ye 8 olsun. Tepe noktası verilmiş zaten. Bu sefer eksi 2 yapmak için burada kaç vermem lazım? 3. Böylece 3'e 8. Ama bir de önünde eksi 1 bölü 2 var. Bak 3'e eksi 4'ten geçiyor. Sonra arkadaşlar 0'a 0'dan geçtiği için x'e 1 vermem lazım. 1'e 0 oldu. Hakikaten de zaten 5 ile 1'in tam ortasında 3'e eksi 4 vardır. Parabolün denklemi grafiği nasıl olacak? 1'e 0'dan geçiyor. Yine 5'e 0'dan geçiyor. Bir de tepe noktası böyle 3'e eksi 4 olan bir parabol arkadaşlar. İşte o zaman B şıkkı olmuş oldu. İsterseniz siz Parabol denkleminden de yapabilirsiniz. Onu artık size bırakayım. Geldik artık 18. soruya. Siz kendiniz dediğim gibi mola verebilirsiniz arkadaşlar. İkinci bir molaya gerek var mı bilmiyorum. Son sayfa kaldı ama e, bu kısım önemli olduğu için bölmek istemedim. Tamam mı? Çünkü bazen bölünce bir bakıyorum bir önceki videoyla bir sonraki video arasında kopukluk olmuş. Yani birincisi bayağı izlenmiş, ikincisi kalmış. Şimdi gx eşittir. 2fx artı 1 fonksiyonun grafiği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakın x verilmiş şimdi. E, bu gördüğünüz gibi parçalı bir fonksiyon. Sağ tarafı farklı bir parabol ile benziyor. Sol tarafı da e, neye benziyor? Normal sabit fonksiyona benziyor. Sağ taraf parabole benziyor dedim çünkü parabol denklemi belki değildir. Her böyle olan parabol olmuyor çünkü arkadaşlar. O yüzden ben bunu mesela artık değer verme yöntemiyle yapacağım. Bu soruda kesin öyle yapmalıyız. Şimdi fx yapmak ne demek? Dikkat edin x'e 4 verdiğinde f 4 eksi 1. Sonra x'e zaten soldaki değerleri bir boş ver. Solda zaten ne verirsen ver fonksiyon 2 çıkıyormuş. Yani burada bakın eksi 5 de verseniz işte f5 2 çıkıyor. x'e 0 veriyorsunuz yine 2 çıkıyor. X'e eksi 100 veriyorsun içerisi 100 oluyor. F 102 oluyor. Tamam bunlar kenarda böyle dursun sabit fonksiyon olduğunu gösteriyor şu taraf. Burası da f eksi 4'ün eksi 1 olduğunu gösteriyor. Şimdi fx dediğimiz zaman arkadaşlar artık burada x gördüğüm yere ne yazacağım? Eksi 4 yazacağım ki eksi 1 olsun. Demek ki yeni parabolün tepe noktası eksi 4'e eksi 1. Bir de ama önünde 2 var. Eksi 4'e ne olacak? Eksi 2. Bir de bunu bir birim yukarı kaldıracağız. Eksi 4'e eksi 1. Parabolün tepe noktası bakın. Eksi 4'e eksi 1 oldu arkadaşlar. Eksi 4'e eksi 1 olan tek şık E şıkkı. Zaten artık oradan yapıştırabilirsiniz cevabı. Ama ben normal çizmeye çalışayım size hem görün. Eksi 4'e eksi 1. Bir. bir parabol. Ee, burada bakın Normalde bir A değeri ise eksi A değeri olacak artık. Burada yine bir B değeri ise eksi B olacak. İkisi de negatif olacak. Şöyle bir parabol olacak yine arkadaşlar. Sıfır verdiğimde zaten 2 idi. Pozitif değerlerde de hep ne çıkıyordu? Cevap 2 çıkıyordu. F5, F100 gibi değerlerde. Dolayısıyla hakikaten cevabımız... Ha pardon onu da düzeltelim. En son 2 idi. Ama bir de 2 ile çarpıyorduk. 4, 1 ekliyorduk. 5. Dolayısıyla fonksiyonumuz hakikaten E şıkkı oldu gördüğünüz gibi. Geldik 19. soruya. Son sayfadayız artık arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. F2 x artı 1 küçük eşit 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ben şimdi burada eşitsizliği çözerim ama f2x artı 1 grafiği nedir deseydi ona bakalım x'e eksi 3 verdiğimizde f fonksiyonu olduğu için f e eksi 3 sıfır. Sorulana f 2 x artı 1'i eksi 3 yapmak için x'e kaç vermem gerekiyor? Eksi 2 değil mi? Artık yeni noktamız arkadaşlar eksi 2'ye sıfırmış. Parabolün geçtiği nokta artık parabol neyse. Bakın sonra yine aynı şekilde ee, f 5 sıfırdır. Bu aynı zamanda burayı 5 yapmak için 2 vermem lazım. Yeni yine 2'ye sıfırdan geçiyor. O zaman bakın bir eksi 2'ye 0 bir de 2'ye sıfırdan geçiyor. Şöyle bir grafik oldu gördüğünüz gibi. Hatta tepe noktası da eğer bu parabol ise y eksenindedir arkadaşlar. Buradan bile aslında çözüm belli. Bakın grafiğin denklemiyle hiç uğraşmak zorunda kalmadım bu sefer. Mesela bu soruda grafiğin denkleminden değil de normal böyle yaparım. Gelelim çözüm kümesine eşitsizliği bulmaya yani asıl sorunun sorduğu yere. Zaten şu grafikten de anlayacağınız üzere Grafik arkadaşlar nerelerde negatif ve sıfıra eşit? Eksi 2 ile 2 aralığında sıfır veya sıfırdan küçük değerler alıyor. Bunun yerine grafiksiz ben hocam yapmak istiyorum. Yani sıfırdan soruyor ikinci yolla çözmek istiyorum derseniz yine aynı mantık. Fonksiyonun köküne bakacaksınız. Yani x eksenini kestiği yer. Kaçta? Eksi 3. O zaman öbür fonksiyonun eksi 3 olması için ne yapmıştık? içeriği? eksi 2. Yine aynı zamanda fx fonksiyonunun kökü 5'ti. Yani x eksenini kestiği yer. Bunun x ekseninin kestiği yeri anlamak için yine 5 olmasını sağlayacağım. Yine yani 5 olması için de x'e 2 vereceğiz. İşaret tablosu yapacağız. Eksi 2'ye 2. Bunun kat sayısı arkadaşlar kolları yukarı doğru olduğu için artıdır. Haliyle f2x artı 1'de de gördüğünüz gibi fonksiyonun önünde bir eksi yok. 2x olduğu için yine önünde bir eksi falan yok. Özel bir şeyi etkilemeyecek. Artıyla başlayacağız. Eksi artı Gerçekten yine eksi 2 kapalı 2 kapalı aralığı oldu gördüğünüz gibi. 20. soru ne demiş bakalım? Analitik düzlemde y eşitleri parabolünün tepe noktası verilmiştir. 3 fiks bölü 5 eksi 2 eğrisinin tepe noktasının ordinatı kaçtır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi orta nokta 1 olduğu için arkadaşlar 4 eksi 2 bölü -2, 2 1'dir. Burası 4 olur bizden tepe noktasının ordinatını istiyor. Direkt o zaman odaklanalım. Şimdi tepe noktası F1'e 4 arkadaşlar doğru mu? Yeni fonksiyonda da yine F olduğu için önünde 3 olduğunu varsaymazsak onu yapacağız zaten. 1 yapmak için X'e kaç vereceğiz? 5. O zaman 5'e 4 noktası olacak. Fx bölü 5'i sorsaydı bana tepe noktasını arkadaşlar artık 5'e 4 derdim. Önünde 3 olduğu için neyle çarpacağız? Y ile tabii. Bakın 5'e 12, bu şu an 3F. X bölü 5 oldu. Sonra arkadaşlar bir de 2 çıkaracağım. Yani noktayı 2 birim aşağı indireceğim. 5'e 10 noktası. Benden sadece ordinatı istediği için cevabı böyle 10 olarak bulmuş oldum arkadaşlar. Bunun denklemi belli olduğu için isterseniz çok uzun bir yolla yani doğru bir yoldur ama uzundur bu soru için. şunu kontrol edebilirsiniz. Hocam sizin yaptığınız benim bazen içime sinmiyor derseniz inanın doğru söylüyorum zaten. Ama yine de denklemle kontrol edebilirsin. A x artı 2 x eksi 4 eşittir fx deyip buradan önce a'yı bulup sonra bu fonksiyonda x gördüğün yere x bölü 5 yazacaksın. Sonra fonksiyonu 3 ile çarpacaksın. Bir de 2 çıkaracaksın. Hatta göstereyim üşenmeyeyim neyse hadi siz düşüneyim. A'yı bulduğumuzu varsayalım. Böyle olacak. Sonra komple fonksiyonu 3 ile çarpacağız. Bir de en sonuna 2 çıkaracağız. Bunun tepe noktasının ordinatını da tabii ki önce eksi b bölü a'dan r ile, sonra da ee, r'yi yerine yazarak bulacaksınız arkadaşlar. Geldik artık son soruya. Bayağı bir iş hallettik arkadaşlar, uzun falan sürdü ama özel tanımlı fonksiyonları zaten size anlatmıştım. Bir de bu sorularla iyi bir tekrar olduğunu düşünüyorum. Bunu ben konu sonu tekrar testlerine koyuyorum arkadaşlar aynı zamanda yani fonksiyonları oynatma listesinde olacak e, AYT oynatma listesinde olacak bir de konu sonu testlerinde olacak konu sonu testleri ne demek ilk defa izleyen arkadaşlar için ben arkadaşlar konuları gayet e, ayrıntılı bir şekilde anlatıyorum ayrıntılı şekilde anlattıktan sonra yetmiyor bir de üzerine mümkünse soru çözmeye çalışıyorum AYT konularında özellikle bunu yaptım. TYT'de çok gerek duymadım AYT'de konuların daha gıcık olduğunu düşündüğüm için. Ben biraz daha AYT'ye yükleniyorum arkadaşlar. E, gıcık demeyeyim pardon daha önemli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. TYT'de çünkü biz istediğimiz kadar anlatalım mevzu sizinle alakalı. Ben 1500 tane problem sorusu çözsem de ki çözemem öyle bir hem vaktim yok hem öyle bir enerji yetmez yeni nesil çözmeye. En nihayetinde arkadaşlar, iş size kalıyor. Zaten problem kitapları çok fazla var. Onların çözüm videoları yeterli oluyor bence. E, TYT'de katkı hep sizden gelmesi gerekiyor. En fazla uzaktan da zaten yardımımız olmaz. Canlı canlı öğretmenine veya arkadaşına sorman gerekiyor. O yüzden ben TYT'de biraz böyle anlatıp frene bastım. Oradan çok ilerlemedim. Ekstra birkaç tane tekrar testi çözdüm. Gerçekten bu fayda-zararı ilişkisinden baktığımdan dolayı. Ama TYT'de ne olursa olsun AYT'de çok iyi bir net yapmanız gerektiği için şansı bırakmamanız gerektiği için her şeyi eksikleri kapatacak şekilde anlatıyorum arkadaşlar. Bakalım şimdi. fx artı 2'nin grafiği verilmiş. Bizden nereyi istiyor? F mutlak x eksi 1'in grafiğini istiyor arkadaşlar. Birincisi denklem yoluyla yaparsın fx artı 2'yi. İkincisi dersin ki ben grafik yoluyla göstereyim. Ee, burada arkadaşlar önce bir parantezli yani mutlak değer değilmiş gibi. x artı 2'den eksi 1'e düşmek için 3 birim çıkaracağız. Yani 3 birim sağa kaydıracağız. Böylece x artı 2 eksi 3 bakın. Grafiği sağa kaydırıyorum. Ne oluyor arkadaşlar? Eksi 2 3 birim kayarsa 1 olur. Sonra 0'a 4'te 3 birim kayarsa böylece arkadaşlar 3'e 4 noktası. Yani şöyle bir. Grafik olacaktır. Tamam mı? Şimdi bu grafik arkadaşlar. Y eksenini nerede keser? Burada bakın şurası 4 birim. Burası 2 birim. Benzerlikten burası 1. O zaman kelebek benzerliği yap. Denklemle hiç uğraşma. Böylece burası eksi 2 oldu arkadaşlar. Şimdi bir de bunu ne yapacağız? F x eksi mutlak değer içinde içerisi olduğu için ne söylüyorduk? Bizim için içeriği. Sıfır yapan değere göre simetri alacağız. Bakın içeriği sıfır yapan değere göre simetri aldığımız zaman artık grafiğin bu sol tarafı iptal. Sağ kısmı direkt böyle x eşittir 1'e göre simetrik bir biçimde katlıyoruz. Grafik böyle oluyor. Zaten şıklar kolay. Ben size doğru düzgün şıkların zor olma ihtimaline binaen göstermiş oldum. Böylece arkadaşlar özel tanımlı fonksiyonlarla ilgili böyle bayağı 21 soru ama ayrıntılıyla ayrıntısıyla Tekrar ettiğim bir ders olmuş oldu. Özel tanımlı fonksiyonlardan şu an böyle çözmek istediklerimi çözdüm. Ama ek tabii ki olur. Aklıma gelen güzel sorular olur. Söylemem gereken, bahsetmem gereken şeyler olur. Onlardan da bahsederim ama şu anlık bunun gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Konu eksiğiniz varsa önce özel tanımlı fonksiyonlara çalışabilirsiniz. Videodan arkadaşlar aYT veya fonksiyonu oynatma listesinden bulabilirsiniz grafikleri hep çok önemsediğimi söylemiştim. Normalde ben Karakök AYT Soru Bankası'na beğeniyorum. Ama Karakök AYT'de arkadaşlar çok saçma sapan maalesef eski tarz böyle şeyler var. Özel tanımlı fonksiyonlar var. O yüzden de bazı öğrenciler özel tanımlı fonksiyonlarda çok acayip bağıntı grafiklerinin olduğunu falan zannediyor. Benim anlattığım mevzu gibi grafik mantığını oturtursanız öteleme simetri mutlak değeri hiç fark etmeksizin bakın yaparsınız. Ben bir mantık anlattım size bunun haricinde çok acayip sorular olabilir mi? Olabilir tabii. Yani ama bu yorumları kullanarak kendinizi geliştirmelisiniz. Şey beklememek lazım yani. Bu soru modeli var hocam. Bu, bunu çözseniz olur mu? Bazen evet yapıyorum ama bazen sorduğunuz o soru modelleri yorumlarda aslında sadece o soruluk bir çözüm içeren durum olduğu için onunla ilgili ekstra bir katkı sağlamak istemiyorum. Çünkü faydası yok yani. Sınav biz hedefimiz ne? Sınavda bize ne sorarsa sorsun yapabilmek. Yani A yayınının sorduğu soruyu yapabilmek değil de sınavda sorulan soruyu yapabilmek. O yüzden o A yayınının sorusu önemli değil ya da Z yayınının sorusu önemli değil manasında değil. O soruyu yapamamış olabilirsin. O sorunun çözümünü öğrendikten sonra sana bir şey katkı sağlıyorsa, genel yorumuna katkı sağlıyorsa tamam. Ama katkı sağlamıyorsa tamam. Ona ben artık ekstradan böyle bir soru çözümü eklemeyeyim istiyorum açıkçası. Dolayısıyla burada bunu noktalıyorum zaten takipte kalın arkadaşlar. Ekstra böyle videolar yüklemeye çalışıyorum mümkün olduğunca. Sınavımıza daha var. Heyecan yok, stres yok. Düzgün siz üzerinize düşeni yapmaya çalışın. Ben de desteklemeye çalışıyorum. Yani YouTube için böyle varımı yoğumu tabii ki vermiyorum. Çünkü burada benim hedefim şu oldu. Ben kendi çalışmalarım var, kendi öğrencilerim var, kendi bir iş hayatım var. Yani bundan arta kalan böyle ufacık zamanlarda konu anlatıyorum ki böylece hem dershaneye gidemeyen ya da dershaneye gitti halde özel ders aldığı halde tam böyle ince noktaları göremeyen öğrenciler için anlatayım. Hem de hakikaten eğitimde fırsat eşitliği. Ama bununla alakalı YouTube benim ana işim olmadığı için bazen evet diyorsunuz hocam hani şunu da yükleyin. Hatta evde kaldığınız sürelerde daha fazla video anlatın ama tam tersi ben daha çok şu an arkadaşlar yapmam gereken iş var. O yüzden burayı önemsiz görmüyorum. Sizlere gerçekten değer veriyorum. Çünkü tanımasam da bu işin faydalı olduğuna inanıyorum ben. Özellikle AYT ve geometride. TYT'de çünkü yani istediğimiz kadar güzel soru çözelim. Hep şu oluyor yani. Yeni nesil soru çözün hocam bu sorular gibi olmasın falan. O yüzden orada katkımın sınırlı olduğunu düşünüyorum. Ancak AYT'de gerçekten benden düzgünce çalışırsanız benim AYT oynatma listelerimi düzgünce takip ederseniz konu sonu var, 10 sorular ve e, ayete AYT tekrarları arkadaşlar. Düzgünce dinler, çözer, yorum yaparsanız benim yorumlarımı da gerekirse not olarak yaparsanız hiç sıkıntı çekmeyeceğinize inanıyorum. Birebir benzer sorular çıkacak diye asla benim e, iddiam olmaz, olmadı bu zamana kadar. Ben e, mantığım şudur sınavda size yorum yapabilecek şekilde öğretmek. Çünkü ÖSYM e her zaman kitaplardan daha orijinal sorular soracak arkadaşlar. Derece yapan öğrencilerimde de bu böyle oldu. Yani biz onlarla çalışırken sizin bazı beğendiğiniz yayınları çözmedik bile isim vermeyeceğim. Çünkü o zaman niye hocam bu yayın gereksiz mi oluyor? Gereksiz yayın olmaz. Çözdüğün her soru sana katkı sağlar. Ama bazı kitaplar benim için daha az önemli. Biz bazı o daha az önemli kitapları bile çözmeden dereceye ulaştık ama bazı öğrencilerle de olmadı. Yani ben aynı öğrenci olmadığı için, farklı öğrenci olduğu için hepsine aynı şeyi anlatsam da farklı etkiler uyandırabiliyor. Bu sizde de böyle olacaktır. Ben bu anlamda e, kıymet bileceğinizi düşünüyorum kendi adınıza. Ama bilemeyen arkadaşlar da sonuçta yarışta geride kalıyor işte. Belli bir mantığı yıkmaya çalışıyorum ben aynı zamanda. Yani yeni nesil soruları önemsiz görmüyorum. Ama eski nesil çözmeden, Standart soruları öğrenmeden yeni nesillerin yapılamayacağına inanıyorum. Bu bir. İkincisi, biz kitaplardaki soruları çözme hedefinde değiliz. Biz ÖSYM'nin bize soracağı soruları hedefliyoruz. Biz matematik öğrenmeye ve matematik yapmaya çalışıyoruz aslında. O yüzden de arkadaşlar ben kendi doğru inandığım ve gerçekten de başarıya ulaştığım şekilde anlatıyorum. Buna göre inşallah siz de başarıya ulaşanlardan olursunuz. Görüşmek üzere iyi çalışmalar.